Merhaba kadın kanalından. Merhaba. <laughs> bir, iki, üç. Merhaba kadın kanalına hoş geldiniz. Bizim videolarımız vardı entel dantel bölümünde. Bahsettiğimiz bir de Instagram'da post ettiğimiz ve benim orada çok sevdiğim bir kitap vardı. Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı. Bu videonun konusu o kurtlarla koşan kadınlardaki ilk bölüm Mavi Sakal'ın hikayesi. Entel Dantel bölümündeki tanıtım videomuzda da okumanız ve ondan sonra bu videoyu izlemenizi rica etmiştik. Şimdi ben size bu mavi sakalı e, hikayesini bir anlatıp sonra da arketipsel olarak onu açıklayacağım bir bölüm. Sıkıcı gelebilir ama vallahi sıkıcı değil ve önemli. Birazcık hani e, şey yaparsanız hemen böyle kapatmayı verin de anlatayım. Size de belki faydası olur. Bir varmış bir yokmuş diye başlamıyorum işte. Bir tane mavi sakal varmış. Hakikaten adamın sakalı ciddi maviymiş. Hani, hani o mavi sakal diyoruz da cidden mavi. Bu mavi sakal. 3 kıza, 3 kız kardeşe aynı anda kur yaparmış. En saf olanı bu mavi sakala tutulmuş. Mavi sakaldaki garipliğe rağmen aslında sakalı o kadar da mavi değil diyerek adamı reddetmemiş ve Mavi sakallı bunlar evlenmişler. Sonra mavi sakalın çok güzel yüz odalı bir şatosu varmış. Bizim saf dil kızımız ay diyormuş kız kardeşlerim o kadar güzel ki şato falan filan böyle hava atıyormuş bilmem ne. Çok mutluyuz mavi sakallı beni çok mutlu ediyor vesaire. Bunlar bu şekilde devam ediyorlarmış. Sonra bir gün mavi sakal Şatosundan gitmek zorunda kalmış demek ki benim bir işlerim var. Şöyle bir gideceğim, uzaklaşacağım. Bu şato senin evin, istediğin yerlere gir. Bak bu odalarında bütün anahtarları burada sana veriyorum. Ama bu bir tane küçük bir anahtar varmış. Bak bu anahtarın açtığı odaya sakın girme demiş, tamam mı? Bu bizim saf dili. Tabii ki de kocacığım, sen ne dersen öyle olur demiş ve mavi sakal sonra da gitmiş bu tembihi yaptıktan sonra. Bizim saf dil kızımız kız kardeşlerine getirmiş. Çağırmış işte gelin işte çok güzel şatoda bir yüz odalara bakalım vesaire hepsini gezelim demişler. Kız kardeşleri gelmiş. İşte bir sürü odalara girmişler, işte hazineler dolu odalar, onlar bunlar mutfaklar, kilerlere girmişler. Sonra demiş ki kız kardeşleri, ya çok güzel şato ama demiş kız kardeşi. Peki demiş niye 100. odaya giremiyoruz? Bu anahtar hangi odayı açıyor acaba? Hadi o odayı bulalım demiş. Saftil dedim demiş ama demiş yani kocam yapma dedi demiş yani girmeyelim biz. Hayır hayır gel ne olacak bir merak ediyoruz demiş tamam mı? Sonra bunlar yapa yapa böyle kadınlık merakı işte bu hafif de sezgisellik var. Bu gitmişler bulmuşlar o kapıyı. Aa demişler bak bu anahtar bu kapıyı açıyor bu kapı da mahzende böyle en altta Bodrum'da bir kapı. Odanın kapısı. Bir açmışlar tamam mı? Bir görmüşler, ay korku filmi gibi ha. Bir görmüşler tamam mı? Komple ceset. Böyle Allah'ın kafa tasları ve kan gölü. Tabii bunlar şoka girmiş. Allah demiş bu ne böyle cesetler ve kapkaranlık odada kanlar. Hemen kapatmışlar kapıyı. Aman demiş biz böyle, böyle bir şey görmedik, etmedik tamam mı? Sonra her neyse bu hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başlamış saf dil kız. Sonra mavi sakal gelmiş. Tabii saf dil bir, bir şey yani o orayı o odanın kapısını açınca gördüğü şeylerden dolayı bir o travmayı atamamış. Bir garip davranmaya başlamış. Mavi sakal demiş ki gittin o odayı açtın değil mi demiş. Ya falan demiş saf dil. tamam demiş. Öyleyse benim sözümü dinlemediysen senin de akıbetin onlar gibi olacak. Onlar benim eski karılarımdı. Hepsinin kafasını kopardım. Hepsini öldürdüm. Orada bütün cesetlerini oraya koydum demiş. Kötü değil mi? Kötü. Ay. Bu noktada saf değil. Tabii Yusuf'lamış. yani. Demiş ki hemen bu noktada erkek kardeşleri çağırıp erkek kardeşleri çatoya gelmiş ve Mavi Sakal'ı öldürmüşler. Hikaye burada bitti. Şimdi burada hikaye üzerinde bir sürü soru işareti oluştu değil mi? Önce bir, mavi sakal kimdir? Yoksunluk hissinin kurduğu tuzaklar adlı e, videomuzu izle, izlediyseniz oradaki pizzacı mavi sakal. Yani nedir? Kadının ışığını çalan, yaratıcı gücünü elinden alan, zayıf düşüren, onun sezgiselliğini kapatan, sorgulayıcılığını, bilincini kapatan e, kişi. Yani aslında kitapta şöyle geçiyor. Ee, pis doğal yok edicisi olarak geçiyor. Bir erkek olarak konumlanmış ama bu e, bu sembol yani ben şimdi konu erkekler işte iğrençtire girmiyorum. Bu o, olayımız o değil. Şimdi alta onu bu şekilde sığ olarak yorumlayıp alta bir sürü şey yazmayın rica ederim. Konu bambaşka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani bu noktada kadının yaşam enerjisini çalıyor, yaratıcılığını baskılıyor, ışığını söndürüyor. Peki bu mavi sakal bunu niye yapıyor? Çünkü mavi sakalımızın içinde koskoca bir kara delik var. Kendi ışığını bulamamış, karanlığında hapsolmuş bir kişi diyelim. Evet, başka kadınların Dişilerin enerjisi ışığını alarak o kara deliğini kapatma derdinde. Ve bu yok ediciler başkalarının üzerinde iktidar ve güç sahibi olarak kendilerini yükselteceklerini, ışıklarıyla buluşacaklarını zannederler. Ama bu da tam bir ilizyondur. Bu konuyla ilgili yani içerideki kara deliklerle ilgili de ayrı bir video yapacağız. Bu çok önemli. Çünkü kara delikler ancak senin kendi ışığınla buluşmanla yok olabilir. Başkalarından aldığın ışıklarla asla yok olmaz. Çünkü başkalarından aldığın ışıklar kara deliklere bir meşale attığında nasıl yok olur? Aynı onun gibi yok olur. Yani o ışığı, o kara deliği ancak kendi ışığınla bitirebilirsin, doldurabilirsin. Ve bu kara deliği, o yanılgı var ya işte o ilizyon, başkalarının ışıklarını çalarak o içerideki kara deliği kapatacakları yanılgısıyla Işık avına çıkarlar. Işık avı içinde bir sürü tuzak hazırlarlar. Bu tuzaklara kim düşer? Bilin bakalım. O bizim keko maçıda saf dil kızımız <laughs> düşer. Peki saf dil kız kimdir? Ya bir kere şimdi ben burada bilmiş bilmiş konuşuyorum da. Hepimiz o saf dil kız olduk. Yani gözümüzü açtık. Aman beyaz atlı prensimiz olacak da hemen de onunla mutlu olacağız. Elimizle onunla güzel yuvalar kuracağız dediğimiz. Keko kızlarımız ki biz de olduk. Yani bilge bir kadın olmak saf dillikten geçiyor. Onu da hiç şey yapmayalım, yatsımayalım. Yani annemizin karnından bilge bir kadın olarak doğduk diye bir şey yok. Hepimiz saf dil olduk, 30'a düştük. Ondan sonra çıktıktan sonra bilgeleşmeye başladık, erginleşmeye başladık. Her kadın hayatının bir noktasında illaki mavi sakalın 30'larına düşecektir. Bu 1 artı 1, 2 ya da 2 artı 2, 4, 4. <laughs> i̇şte, tamam. Der ki bizim saf dil hani öykünün başında ya aslında e, sakalı mavi ama ya çok da mavi değil deyip o sezgiselliğine o mavi sakalda fark ettiği o garipliği algılıyordur ama kapatır. Yok yok ya iyidir iyidir deyip çünkü bile isteye o bilinmez şeyin içine o cezbedici o bilinmezliğin içine dalmak ister. Aslında bir noktada tecrübe etmek ister ve kör bodozlama atlar. Der ki ay serseri bir bohemistik yakışıklı ne olacak ki ne yapabilir aslında. Çok aslında çok çekicidir. O içsel bilgiyi yatsır. O sezgiselliğini duymamayı duymamayı seçer ve oraya bodozlama atlar. Bunu seçer, bile isteye seçer ve bu şekilde mavi sakalın tuzağına gönüllü hop diye düşüverir. Sonra kendini kandırır. Ay ne kadar mutluyuz. Bak yüz odalı şatomuz var vesaire diye. Şimdi saf dil kadınların alarm sistemi gelişmemiştir. Algılamazlar. Cahillikle 30'a böyle düşü verirler. Niye düşerler? Çünkü egonun hazları vardır. Oraya gör, girmek isterler. Tamam aman bir şey de olmaz derler. Bir de artı ay bu mavi sakal sakalı ne kadar ilginç. Birazcık da yakından bakı vereyim der. Ama bedellerini sonra gör, bilse önceden hayatta görmek bile istemez o mavi sakalın ne sakalı olduğunu. Bu noktada ego mükemmel olmak ister, cennette olmak ister, fantazi dünyalarında yaşamak ister. O yüzden de saf dil böyle bu tuzağa aynı ne güzel lay 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 diye diye tık diye düşüverir. Tuzağa düştüğünü bile farkında olmaz. Bu gönüllü av halidir. Bu gönüllü av olma halinde sezgisellik susar, bilinç susar, sorgulama biter. Tamamıyla ilizyonik olarak o kadın kafasındaki o masala inanmıştır ve orada mavi sakallı mutlu mesut yaşar. Ta ki mavi sakal bir yere gider kız kardeşleri gelir. Şimdi bir de güzel bir kız kardeşi videomuz vardı ya işte bu kız kardeşler seni uyandırır ondan çok önemlidir desteklere. O videomuzu da izlerseniz fışt diye yandan şöyle kız kardeş videosu gelir herhalde. <laughs> kız kardeşler. Aa ne güzel şato. E hadi bu anahtar hangisine giriyor? Bir görelim açalım. Niye yasakmış onu?" deyip o saf dilin susturduğu, tamam mı? O sezgiselliğini kaşımaya başlar. Merakını kaşımaya başlar. "Hadi gelip bakı verelim ne varmış orada?" diye diye saf dilde illaki onlara kanar. İyi ki varlar bu kız kardeşlerimiz tanrım. Yani gerçekten o yüzden o videoyu izleyin. Kız kardeşlerden alırız bilincimizi, ışığımızı, sorgulamalarımızı, merakımızı. Başka kimse uyandırmaz bize. Ben size söyleyeyim. Bu sorgulamaların neticesinde o kapıyı açıp açmamak bir seçimdir. Bir yol ayrımıdır. Açmamayı tercih edersen ruh ölümünü seçersin. O tuzakta kalmayı, o olduğunu bile fark etmemeyi seçersin. O kapıyı açmayı eğer seçersen, işte o zaman gerçekle yüzleşirsin. Belki bu gerçek çok acıdır, ama kendi bilgeliğinle buluşacağın bir gerçektir bu. O yüzden cesaret topla ve o kapıyı aç. Belki tahammül edilemeyecek kadar zor bir e, karşılaşma olacak seninle, ama cesareti toplayıp aç o kapıyı. Açtığında gördüğün şey seni derinden sarsabilir. Gerçek acıtsa da gerçeği seç her zaman. Gerçeği seçmek hayatı seçmektir. Sorgula, düşün, bilinçinle şu anda ben neredeyim, ne yapıyorum, neyin, hangi noktadayım diye sürekli farkında ol. Mavi sakaldan biraz uzaklaşmayı seç. Bunu da diğer videolarımızda hep anlattık. Şatodan gitmesini bekleme. Şu an neredeyim, ne yapıyorum bir bak. Sorgula. Bilinç üstüne çıkar. Tuzağı gör, fark et. Tuzağın izlerini araştır. Tezgiselliklerinle e, bilinçlen ve sorgulamayı hiçbir zaman bırakma. Görünmeyenin arkasındakinin peşine düş, izini sür. Bu sorgulamalar neticesinde evet cesetlerle karşılaşacaksın ama emin ol ki bu sana bilgelik verecek, güç verecek, bilinç verecek. Karşılaştığın bilgi o kapının arkasındaki cesetlerin bilgisi. Pisiche'nin yok ediciliğinin bilgisi. Mavi sakalın senin hayalindeki beyaz atlı prensin olmadığının bilgisi. Senin ışığını yok etme, senin ışığını söndürme, bilincini yok etme, senin yaratıcılığını baskılayan kişinin olduğunun bilgisi. Bu bilgiyi edindiğinde evet zor olacak. Algılayacaksın. Çok çalkalanacaksın. Bu tuzağı gördüğünde burada kalma. Ve bu tuzaktan çıkmak için erkek kardeşlerini çağır. Erkek kardeşlerin ne? Kim? Senin içindeki gücün, cesaretin, kararlı eylemin bu bir tuzak. Ve bu tuzağın neticesinde benim bilinç ölümüm gerçekleşecek. Ve ben bu noktadan çıkacağım. Bu kararlılığı göstereceğim deyip bu tuzaktan çıkabilmek. Bu tuzaktan çıktıktan sonra sen daha bilgisin, daha bilinçlendin. Ve bir daha bir mavi sakal geldiğinde bir tek keskin bakışınla onu algılayıp onun tuzağını görüp o tuzağın yanından yürüyüp yoluna devam edebileceksin. Eğer şu anda bu videoyu izledikten sonra Aa, ben de inşallah öyle bir farkındalık yaratabilmişimdir size. Ben evet bir tuzağın içindeyim galiba sorgulamalıyım dediğinde Gerçekten o içindeki gücünle buluş ve o tuzaktan çık o cesareti kendin için göster. Çünkü emin ol o daha bilge olduğunda, daha güçlü, cesaretli olup o tuzaktan çıktığında seni çok daha sağlıklı ilişkiler bekleyecek. Bu kitapta gerçekten böyle birazcık ağır, birazcık derin hikayeler var. Bundan sonraki videonun konusu işte yine bu kitapta, e, İskelet kadın adında güzel bir video olacak. Bunu da bu sefer güzel bir ilişkiyi anlatan, yani ilişkinin aşamalarını anlatan bir hikaye, bunun videosunu da kadın kanalımızdan Zeynep ve erkek kanalımızdan Jackie birlikte konuşarak anlatacaklar size. Bizi izlemeye devam edin. Ayrıca eğer bu hikayeyi beğendiyseniz Tuzakları gördüyseniz, mavi sakal tanıdıklarınız varsa, saf değilseniz bir dönemlerde bize bizimle paylaşın, altlara yorum yazın. Bir de abone olduysanız da arkadaşlarınıza söyleyiverin, onlar da abone olsun bize. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.